Görüntüde, seste sorun yok. Yılmaz sen çok çıkacak gibi duruyorsun. Böyle. Her şey var ya, Cem Yılmaz böyle yavaş yavaş gidiyor. Onun gibi duruyor ama hadi bakalım. Yani burada şey 10 dakikadan sonra seni görebileceğiz ama değil mi? 10 dakika konuşacağım diyorsun ama. Yok yok, buradayım hocam. Burak çok emek verdi. Yine güzel videolar hazırladı. Dolayısıyla bu videolu konuların anlatımını yoğun olarak Burak yapacak. O yüzden hani ben yancı pozisyonundayım. Tamam. Bu sefer oynatabilecek yani. Onun için abi net olarak ekran klonlamayı falan kapattık. Tek ekrandan, Surface'ten yürüyoruz. İyi hadi bakalım. Tamam o zaman hazırız. Günaydınlar arkadaşlar. Yeni bir Çözüm Park Webcast'ine hoş geldiniz. Haftanın 5. webinarı. Yoğun bir hafta. Bugün de aynı zamanda birkaç tane konuşma ve moderasyon tarafında yine iş yükü olduğu için yoğun bir güne başladığımızı söyleyebilirim ama güzel bir konu. Hatta daha dün güvenlik konuştuk. İşte savaşın ön cephesi, arka cephesi derken biraz böyle sanki bugüne atıfta bulunduk. Ya dedik ki savaş bir şekilde ön cephede kaybedilebiliyor. Çünkü bütün hararet orada aslında. Bütün herkes oraya fokuslanıyor. Ama arka cephede de kaybettiğinde kayıpların artabiliyor veya savunduğun her neyse onu kaybedebiliyorsun demiştik. Günün sonunda güvenlik evet çok önemli ama güvenlik kadar backup'ın da öneminin farkındayız. Güvenlik niye her zaman önemli? Veri ihlali biliyorsunuz. Yani veri ihlali günün sonunda hani backup'ınız olsa da backup'tan dönseniz de o veri ihlal ettiğinizde hem GDPR hem KVKK açısından hem Prestige açısından sıkıntı. O yüzden hani bu şey demek değil, harika bir backup sistemi kurduk. İşte güvenliğe yatırım yapmayın değil. Tabii ki güvenlik her zaman hani başımızın tacı. Ama günün sonunda bu aralar çok sık aynı örneği veriyoruz ama daha iyi bir örnek yok. Daha önce yemek sepeti diyorduk, o artık bitti. Hatta o kadar ki böyle verdiğimiz örneklerin çok kısa sürede tüketildiğine bakarsanız aslında bu işi gerçekten ciddiye almamız gerektiği ortaya çıkıyor. Dün yemek sepeti diyorduk, bugün demiyoruz. Çünkü onun bir üstü çıkıyor. Bugün işte Amerika kıtasının doğu yakasını etkileyen işte petrol hattına ya da doğal yok petrol doğru doğal gaz değil. Boru hattına işte petrol dağıtım diyelim işte gaz istasyonları gördük poşetlerle insanlar benzin taşıyordu. Niye? Çünkü seviye gitgide artıyor ve insanlara dokunmaya başlıyor. Yani finansal anlamın dışında ki daha önce de gördük hastaneye yapılan bir ransomware saldırısından dolayı bir hasta nakil sırasında ölmüştü vesaire. Doğal olarak hani İşlerin boyutu büyüyor. Doğal olarak da backup'ı hiçbir zaman, güvenliği hiçbir zaman arka plana atamıyoruz. Bugünkü konumuz backup. Zaten Vim Türkiye pazarında da çok yaygın kullanılan bir marka. O yüzden ilginin de olduğunu düşünüyorum. Hani Vim her ne kadar yaygın olsa da bazen bu konuda çok fazla ürün özelliği olduğu için farklı markaların ismini zikretmek istemiyorum bu arada backup için demiyorum güvenlik için de diyorum çok yaygın ürünler olsa da yaptığımız webinarlarda şunu gördük ürünlerin sadece çok güçlü olduğu hani böyle kaslı diyoruz ya çok kaslı olduğu yanları biliniyor fakat oysa ki mühendisler o kadar çok özellik çıkarmış o kadar güzel yanları var ki bunları genel olarak sektörde bilinmediğini görebiliyoruz biz de bu webinarlarda zaten ana amacımız bu farkındalığı oluşturmak yani sadece işte hani sanal makinelerdeki Create New Virtual Machine der gibi bir işte VMware kullanım vardır. Bir de bunun tüm özelliklerini kullanmak vardır. Bizim de amacımız burada Vim 11 ile beraber modern data protection. Neden modern diyoruz? Çünkü yeni nesil ataklara karşı yeni nesil savunma yapmamız gerekiyor. İşte read-only backup'lardan bahsediyoruz. Air-gap teknolojilerinden bahsediyoruz. Yapay zekalardan bahsediyoruz. Bu kavramların içinde olduğu modern bir veri korumasının Vim 11 ile nasıl yapılacağını bugün bizlere Fix Cloud'dan Burak ve Yılmaz anlatacak. Ben yine her zaman olduğu gibi gazladım, çıtayı yükselttim, topu arkadaşlarıma bırakıyorum. Buyurun, söz sizde. Herkese merhaba arkadaşlar. Hakan Hoca'nın girişini yaptığı gibi bugün Vim 11 ile beraber Modern Data Protection gündemiyle geniş bir Vim'in ürün yeteneklerini anlatıyor olacağız. Burak da bunları uygulamalar olarak sizlere gösteriyor olacak. Bazılarını ilk kez göreceğiniz ve hatta bu webcast'ten sonra hemen deneyebileceğiniz, hemen aktive edebileceğiniz özellikler olduğunu da paylaşmak isterim. Biraz da burada beklentiyi yükseltelim. Birçoğunuzun kullanmadığı ama hemen kullanabileceği, ihtiyacınız olabilecek özelliklere bugün biraz daha değineceğiz ama şöyle bir gündemimize bakalım. Bugün veri koruma stratejisini
Veeam'in yoğunlukla anlatacağız ve bunun bileşenlerine tek tek giriyor olacağız. Ransomware Protection tarafındaki alınabilecek bütün önlemleri, fidyeciliğe karşı koruma kapasitesini ne kadar yukarıya çıkartabildiğimizi göstereceğiz. Buradaki elimizdeki enstrümanlar neler, bunlarla neleri sağlayabiliriz? Olası bir enfeksiyon durumundaki Veeam'in bize sağladığı koruma politikaları neler? Bunlara yoğun olarak bakacağız. Bununla beraber dataya bir bütün olarak bakarak farklı yerlerdeki datalarımız, sadece on-premise değil, sadece cloud değil, farklı yerlerdeki public, private cloud'daki datalarımızın güvenliğini nasıl sağlayabiliriz? Bunlarla ilgili ne tip aksiyonlar alabiliriz? Bir bütün olarak Veeam'in versiyon 11 ile beraber getirdiği özellikleri de kullanarak işliyor olacağız. Son bölümde de Veeam'in yeni mikroservis mimarisindeki Kubernetes ve Docker ortamları için var olan yeni çözümü Kasten'e biraz da giriş yapıyor olacağız. Bu sıralamayla akışımızı yapacağız. Ben önce bir hızlı biraz teorik kısımları anlatacağım. Çok sıkıcı kısımlar olarak bulabilirsiniz ama hayat bu teorik kısımlarında her zaman akıyor. Sonrasında da uygulamaları kısımları Burak hızlıca tek tek anlatıyor olacak. Hocam soruları genelde sona alıyorsun ama bence burada her bir başlık altında soru alabiliriz senin de uygun görürsen. Tamam, sıkıntı yok. Yani ben özellikle son başlıkta terletmeyi düşünüyorum sizi. Şakası bir yana herkes çok merak ediyor Kubernetes ortamların backup'ını çünkü yaygınlaşmaya başladı. Biz son 2 yıldır anlatıyoruz ve şeydi yani Güray'la beraber işte Docker denilen bir şey var, Kubernetes denilen bir şey var. Hemen sonrasında şu 2 soru soruluyordu çünkü. Bir, biz bu ortamları nasıl koruyacağız? Bu güvenliğin konusu ki bunu anlatmıştık. Ama 2, biz bu ortamları nasıl backup'ını alacağız? O yüzden benim bayağı böyle fokus olduğum bir konu abi. Devam edelim. Öncelikle işletmelerin yaşadığı zorluklara bir göz atmak istiyoruz. Bu Veeam'in de yaptığı bir araştırma. Ben de zaman zaman anımsarsan LinkedIn'de birkaç sorulu seçenekler göndererek arkadaşlardan bazı verileri almaya çalışıyordum yıl içerisinde. Bunların toplamında şunu söyleyebiliriz. İşletmelerin genel olarak yaşadığı zorluklara bir göz attığımızda işletmelerin bir kere kesintiye tahammülü yok. Sıfır kesinti toleransı noktasında ve data kaybetmek istemiyor. Datanın bütünlüğü artık her kurum için oldukça önemli ve fidye saldırılarına karşı, ransomware ataklarına karşı yedeklerini korumak istiyor. Bir şekilde güvenlik ürünleri katmanında bunlar bir şekilde bir zero day dediğimiz zafiyetlerle aşılıyor. Bir remote code execution yapılıyor ve bir şekilde komuta kontrol sistemleri tarafından sistemler ele geçirilebiliyor. Dünyanın donanımını ve yazılımını güvenlik tarafında yapsanız bile %100 güvenliğe erişilemiyor. Ancak datanın bu noktadan sonra korunmasını sağlamak mümkün. %100 olarak mümkün hem de. Biz de hani bu etkinliğimizin temel amacı zaten bunları biraz daha konuşmak. Yine kurumların yaşadığı zorlukların bir kısmı da regülatif konular. Çeşitli bulundukları sektörlerdeki regülasyonlar uyum sorunlarını beraberinde getiriyor. Ve hepimizin de bildiği kısıtlı insan kaynağı ve altyapı kaynağı da bazen yapmak istediğimiz şeyleri de yapmamızı engelleyen temel unsurlardan biri oluyor. Ve son olarak da pandemiyle beraber son 1 yıldır ülkemizde ve dünyada herkesin evden çalışma metoduyla işlerine devam ediyor olmasıyla beraber işletmelerin verilerini evde koruma gibi bir gündemi oluştu. Son kullanıcıların evdeki dataları, son kullanıcıların evden eriştiği datalar şeklinde bunları sınıflandırabiliriz. Bu dataların da güvenliğini sağlamak yine başlı başına bir dert. Ve tüm bunları belli bir bütçe sınırıyla yapmak da bizim bilgi işlem tarafında, bilgi teknoloji departmanlarının en büyük sorunlarının başında geldiğini de göz ardı etmemek gerekiyor. Herkesin anımsayacağı gibi genelde bir yatırım yapmak, bir projeyle çıktığımız zaman karar vericiler işte yine mi masraf kapısıyla karşılaşabiliyoruz. Birçok arkadaşımız bunu yaşamıştır, yaşamaya da devam edecektir diye düşünüyorum. Hemen hızlıca Veeam'in veri koruma stratejisine önemine değiniyor olacağız. Aslında Veeam'in veri koruma stratejisini 3 soru ve 3 cevapla toplamaya çalıştım ben.
Burada da bir grafik kullanmak istedim ki daha anlaşılır olsun. Günümüzde artık 1 terabayt datayla 1 varil petrolün değerinin kıyaslandığı bir dünyadayız artık. Datanın önemi her geçen gün artıyor. Çünkü data işlenilebilir ve analiz edilebilir bir veri olduğu için de en az petrol kadar kıymetli. Bu dijital dönüşümün de getirdiği bazı yükler var ve bunlar da oldukça tehlikeli noktalara gelebiliyor. Verinin nerede olduğu artık çok önemli değil. On-premise'de mi, cloud'da mı, public cloud'da mı, private cloud'da mı çok önemli değil ama bu datanın güvenliğini sağlamak çok daha önemli bir noktada yer alıyor. Ve hani kurumların bu tarafta baktığımız zaman artan bir data boyutları var. Sürekli yeni ihtiyaçlar, bu yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir eğilim var. Dolayısıyla hani yeni bir servisi tanımlamak için atıyorum 20 terabaytlık bir depolama alanına ihtiyacınız var ama bu on-premise'de yok. Bir anda sizin için bir public ya da private cloud'da 10 terabayt, 20 terabaytlık bir depolama alanı tahsis etmeniz gerekiyor. Bu da hani verilerinizin birden fazla yerde bulunmasıyla beraber verinin korunması gereksinimini beraberinde getiriyor. Güçlü bir veri koruma stratejisinin ilkeleri neler olmalıdır diye böyle bir göz attığımızda kurumların her zaman daha fazla yedeklemeden daha fazlasına ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Burada stratejik olarak baktığımız zaman varsayılan olarak yedekleme ve kurtarmanın yapılmasının üzerine ek olarak public ve private cloud ortamlarında hareket özgürlüğü ve bunların bir orkestrasyon veya otomasyon yazılımıyla yönetilmesi ve buradaki dataların veri uyumluluklarına, regülasyon uyumluluklarının sağlanması gibi bir ihtiyaçlar bizim yapmamız gereken temel veri koruma ilkeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yedeklerimize güveniyor muyuz? Aslında herkes yedekleme yapıyor. Her kurumda bir yedek var. Daha önceki webcastlerimizden ve salon etkinliklerimizde katılan arkadaşlar varsa hatırlayacaklardır. Şu soruyu soruyordum. Yedeklerinizle production'larınız aynı sistemde mi? Aynı LAN'da mı? Aynı VLAN içerisinde mi? Bir izolasyon var mı? Eğer varsa yedeklerinize güvenmeyin gibi bir tanım yapıyorduk. Bu halen geçerli. Bugün hala birçok fidyecilik probleminde görüyoruz ki yedeklerle ana sistem aynı ortam içerisinde. Bir şekilde production sisteme erişildiğinde yedeklere de kolaylıkla erişiliyor. Bu da yedeklerin güvenilmez hale gelmesini sağlıyor. Dolayısıyla yedeklerimizi güvenli hale getirmek en önemli konumuz bizim. Ve burada Veeam'in Sure Backup teknolojisine değinmek gerekiyor. Aldığınız yedekleri doğrulamalarını yaparak sağlık testlerini yapmanız mümkün. Bu şekilde herhangi bir istismar durumunda, bir problem durumunda, bir enfeksiyon durumunda bu Sure Backup teknolojisiyle doğrulanan yedekleri açarak kullanmak mümkün. Ve her zaman söylediğimiz 3-2-1 kuralına göre yedeklerin bir kopyasının farklı bir offsite alanda tutulması, cloud'da tutulması, immutable olarak salt okunur modda tutulması en büyük gereksinimlerimizin başında geliyor. Peki Veeam bize burada ne sağlıyor diye baktığımızda 11 ile beraber bir önceki webcast'imizde de işlediğimiz sürekli veri koruması, Continuous Data Protection olarak adlandırdığımız CDP teknolojisi hayatımıza girmiş durumda ve her geçen gün kullanımı artıyor ve birçok ihtiyacı karşılamaya başladı. Artan fidyecilik saldırılarına karşı ransomware ataklarını korunmak için burada bir Veeam'in içerisinde yine bir katman olduğunu görebiliriz. Birazdan bunları uygulamalı olarak Burak arkadaşımız anlatacak. Public ve private cloud alanlarına doğru bir S3 yedekleme bulut servislerinin yine Veeam'in entegrasyonunda olduğunu görebiliriz ve Veeam'in artık genişletilmiş bir anında kurtarma, instant recovery yeteneklerinden biraz sonra uygulamalı olarak yine Burak bahsediyor olacak. Örneğin bir SQL database'ini anlık olarak instant recovery ile geri getireceğiz, sildiğimiz bir database'i. Ve hani on-premise yedeklerin backup as a service ve disaster recovery as a service olarak bulut tabanlı
yedekleme ve felaket kurtarma çözümleri yine Veeam'in 11'in yetenekleri arasında görebiliriz. Peki Veeam bunları baktığımız zaman bir bütün olarak hangi bileşenleriyle sağladığını bakmak istediğimizde data yönetimini nasıl yaptığına bir tek bir slide üzerinde bunu çözecek olursak bu ekranda görmüş olduğunuz slide tam da bunu karşılıyor. On-premise ortamları da destekliyor. Office 365 gibi public cloud alanlarının için yine Veeam Backup for Office 365 çözümü var. Burada sadece e-maillerinizi değil OneDrive ve Teams gibi verilerinizi, çözümlerin de verilerini backuplamanız mümkün. Ve uygulama tarafına geçtiğimiz zaman daha önce Active Directory ve SQL gibi uygulamaları Application Aware özelliğiyle yedek alabilme teknolojisinin yanı sıra artık Kubernetes gibi mikroservis tarafına da adım atıldığını görebiliriz. Ve sadece VMware Hyper-V değil, Nutanix gibi sanallaştırma hypervisor taraflarına da çözümler geldiğini görebiliriz. Fiziksel ortamlarda artık desteklenmeyen sistem neredeyse kalmadı. Oracle'dan tutun Linux ya da bir SAP sisteminin yedeklenmesi de artık yetenekler arasında. Ve en başta cloud, bütün cloud-based bir yedekleme ve bulut ortamlarının yedeklenmesi artık Veeam'in çözümleri arasında gösterebiliriz. Ve sadece hani bunlar değil, bunların monitör edilmesi, analiz edilmesi, Veeam One gibi çözümlerle beraber bütünleşik olarak yapılması mümkün. Yine bir storage ürünleriyle entegrasyonlar ve storage seviyesinde yedeklemelerin yapılması Veeam'in yetenekleri arasında sayabiliriz. Dolayısıyla bir bütün olarak Veeam versiyon 11 hem on-premise ortamlar için hem cloud ortamları için hem backup as a service çözümleri için ve disaster recovery çözümleri için tek bir ürün ağacı üzerinden bunları sağlamaya hazır durumda olduğunu gösterebiliriz. Tek bir slide üzerinde toplayacak olursak. Bu görseli görenler var mı, hatırlayanlar var mı bilmiyorum. Birkaç ay önce yakın zamanda OVH'ın veri merkezinde çıkan yangından sonraki söndürme çalışmalarının sabah saatlerinde çekilmiş bir helikopter fotoğrafı. Hocam ben bir araya gireyim. Buyurun. Öncelikle 12. dakikadasın. Yani artık rahat ol. 10 dakika yalandı. Hepimiz biliyorduk. Salabilirsin. Tamam, öyle bir dünya yok. 10 dakika konuşacaksın. Kimse inanmadı. Arada ben trollememe rağmen. Neyse geçiyorum. O yüzden onu bir salabilirsin artık. Niye araya girdim? Bu resmi ilk yayınlandığında sen de ben de Murat Hocam da burada, Bilgehan Hocam da burada şey demiştik. Bu görseli sunumlarda kullanılır, kullanırlar, kullanırsın'a geldik. Evet, sunumlarda kullanmaya başladık deyip tekrar sözü sana veriyorum. Hani sonra bay efendim araya girdin de ben işte 15 dakika konuştum mevzusu olmasın. Özellikle sustum. 6. dakikada başladın. Şu anda 18-19 geçiyoruz. 2 dakika ben bile yesem zaten 10 dakika geçtin, devam hocam. Olabildiğince hızlı bitiriyorum. Yok sorun yok. Şunu demek istiyorum. Yani birbirimizi kandırmayalım. Sunum yapalım. Sıkıntı yok. Hedef yap. Hedef koyduk. Tutma. Tamam. Doğru ama doğru. Yani yavaş yavaş o hedefe gelebiliriz. Doğru söylüyorsun hocam. Tamam. Devam edelim. Kazanacak. Tamam. OVH'ın veri merkezinde çıkan yangında hepimiz gördük ki sadece dataları bir yerde toplamak da çözüm değil. Dolayısıyla bir veri korumayı bir bütün olarak bakmamız gerekiyor ve hani coğrafi yedekleme gibi konuların da artık gündemimizde olması gerektiğini bir kez daha gördüğümüz bir durum yaşandı. Bugün Avrupa'da oldu, yarın Türkiye'de olmayacağının garantisi yok. Dolayısıyla bunlar her zaman hayatımızın bir parçası. Olayı sadece fidye ve siber saldırılarla sınırlandırmamak gerekiyor. Doğal afetlerin olduğu bir ülkede yaşıyoruz ve bunlar bizim de başımıza gelebilir. Dolayısıyla hani bunlara da hazırlıklı olmak gerekiyor. Coğrafi yedekleme gibi çözümlere yer vermek gerekiyor. Fidye saldırılarına karşı çözümler Veeam'in içerisinde entegre bir şekilde birden fazla çözüm olarak yer alıyor. Bunların versiyon 11 ile beraber gelen Linux Hard Linux Repository, birazdan buna değiniyor olacak Burak. En başta söyleyebiliriz. Daha önce de anlattığımız 3-2-1'e göre yedek almak, Shure Backup teknolojisini kullanmak, yedeklerin bir kopyasını bulut katmanında tutmak,
gibi çözümler fidye yazılımlarına karşı, siber saldırılara karşı en güçlü koruma politikalarımızın başında geliyor. Buradan sonrasını ben bitirdim hocam. Yetiştiremedik ama. Keşke 15 dakikaya girseymişiz. Diyorsun ki boşuna yüklendin. Yok, işin şakasıydı ya Yılmaz. Biz seni seviyoruz. O yüzden istediğin kadar konuşabilirsin. Arkadaşlar mevzuyu da anlatayım. Yılmaz Barçın, Murat Açıncı, Bilgehan Poyraz, benim aramda böyle bir WhatsApp grubu var. Orada bir önceki webinarda biz çok yürüdük Yılmaz'a. Ulan dedik çocuğu konuşturmadın, ulan dedik böyle yaptın, ulan dedin böyle yaptın falan. Şimdi de Yılmaz ondan sonra dedi ki bakın görün işte Burak konuşacak, ben 10 dakika konuşacağım, biz anlat anlat dedik. O yüzden böyle biraz Yılmaz'a yürüyoruz. Deyip evet Burak'cığım söz sende, dinliyoruz. Bak sana yaklaşık 39 dakika bıraktı, bakalım ne kadar verimli kullanacaksın. Hiç sorun değil hocam. Şimdi herkes Veeam'le VMware vCenter entegrasyonu ile ilgili bir makale yayınlamıştı Çözüm Park üzerinde. Buna bir göz atabilirsiniz. Şu an makale Çözüm Park üzerinde var. Ama bu ortam şuna yarıyor. Yani Veeam'le VMware vCenter'a entegrasyon edebiliyorsunuz. Bu ne demek? Sizin günlük olarak backup alıyorsunuz full, incremental. Ama bunu VBR konsoldan yapıyorsunuz. VMware vCenter üzerinden değil. Çoklu bir ortamınız var. Resource pool'lar var. İşte yazılım departmanları var. Farklı departmanlar var. Gecenin bir vakti sizden bir yedek alalım, hani incremental, biz bir çalışma yapacağız. Daha sonra bu yedeği geri dönelim işte bir sorun olursa ya da aktif olarak bu yedek kalsın. Bunu normal gidip VBR konsoldan başlatmanız gerekiyor. Ben de diyorum ki bunu hiç VBR konsola gerek yok incremental backup'a. VMware vCenter arayüzünden VMware Enterprise Manager aracılığıyla plugin yükleyerek vCenter'a backup başlatabilirsiniz. Hemen bunu demo olarak, uygulamalı olarak anlatayım size. Normal bir vCenter ortamımız var gene bilindiğimiz. VMware 6.7.0 kullanıyoruz burada. VMware'in Enterprise Manager'ı çalışıyor arka planda. Normal bir de VBR konsol çalışıyor. Hemen başlatalım. Normal VMware arayüzüme giriş yapıyorum kullanıcı olarak şifremle. Login oldum. Burada bir resource pool'um var. Fixed Cloud Chosen Park diye. Bir sanal makine var. Kapalı. Burada backup kısmı var. Burada VimZip, VimZip2, Quick Backup. Buradaki bütün detayları ben makale üzerinde yazdığım için burada sadece Quick Backup yaptım ve incremental backup alacağım aslında. Normal günün belli bir saatinde. Otomatikman bir tane create snapshot oluşturdu. Enterprise Manager'a gitti. Ortalama 10 saniye içinde bu komut gönderiyor Enterprise Manager'a. Enterprise Manager da VBR'a gönderiyor. Buradaki temel mantık bu. Yani gün sonunda gene işi VBR yapıyor ama siz tek bir konsol arayüzünden yapıyorsunuz. Daha sonra makine zaten kapalı olduğu için küçük bir database, yani veri değişikliği oldu. Otomatikman snapshot'ı kaldırdı ve size notification mail gitti. Aslında ki buradaki temel özellik bu. Bu özelliği niye? Yani çok fazla ben Türkiye'de görmedim hani hiçbir kurumda neredeyse. Murat Hoca belki yurt dışında kullananlar vardır ama Türkiye'de benim bulduğum danışmanlıklarda yoktu maalesef bu. Bu özelliği niye tavsiye ediyorum? Tek bir konsol arayüzünden yedek incremental başlatabilirsiniz. Yani tekrardan dışarıda olabilirsiniz o an. Tekrardan farklı şekilde ortamınızı yönetmenize gerek kalmadan tek bir arayüzden yedeklerinizi başlatabilirsiniz. Buradaki en önemli konu bu. O yüzden bunu herkese tavsiye ediyorum. Dediğim gibi kurulumla ilgili bütün detaylar Çözüm Park'ın makaleler kısmında Veeam'le VMware vCenter entegrasyonu bölümünde bulabilirsiniz. Şimdi güçlendirilmiş Linux depoları, hardened Linux repository. Aslında temel konu buydu. Linux, normalde Windows repository'ler kullanıyorduk. Ne yapıyorduk? Attach bir Windows'a diske bir tane disk atıyorduk. Bir iSCSI bağlıyorduk ya da oradan bir yedekleri oraya gönderiyorduk. Şimdi güçlendirilmiş Linux depoları ne işe yarıyor? Immutable özelliği aslında temel olarak bunun hani en çok kullanılmasının sebebi bu. Yeni çıktı bu özellik Linux repository. Bu niye, neden bunu kullanıyoruz? Çünkü kötü amaçlı ransomware yazılımlara karşı oradaki depolama havuzunu koruyor. Buradaki veriyi silemiyorsun, değiştiremiyorsun. İşte burada nasıl yani yapıyor bu peki? Buradaki Linux'taki değişmezlik kuralları var. Arka planda sizin yazmış olduğunuz veri birkaç kısma yazıyor. Instance olarak. Bu yüzden veriniz değişmiyor. Silinmiyor. Tabii siz geçen söylemiştiniz hocam hani tabii bu evet güzel bir özellik ama VMware vCenter katmanına gidebilir adam. Ya da başka bir katmana gider. Orada sonuçta sanal makineyi enfekte edebilir, silebilir. Doğru ama burada şunu tavsiye ediyoruz. Burada fiziksel bir sunucu Linux repository olmalı. Orada bir intranet ortamında sadece belli portlarla erişebildiği Veeam'in. Bu şekilde yapılandırılırsa Linux hardened repository çok özellik kullanılabilir.
Immutable özelliği evet çok önemli. S3'te de var object storage özelliği ama cloud'a da gönderiyorsunuz. Burada ise lokalde bir immutable özelliğiyle birlikte verinin silinmezliği ve değişmezliği sağlanabiliyor. Ben bu özellikle kullanılmasını tavsiye ediyorum. Hatta Veeam'den Bülent Tolun'un bununla ilgili bir YouTube'da videosu var. Bütün kurulum ve konfigürasyonu oradan da yapabilirsiniz. Yakın zamanda ben de Çözüm Park üzerinde yayınlayacağım bu makaleyi. Murat Hoca'nın da şöyle bir yorumu var. vCenter entegrasyonuyla birlikte VMware RBAC Role Based Access Control de oldukça işe yarayabilir. Özellikle birden fazla organizasyon veya VMware admin'in tek vCenter altında olduğu durumlarda işe yarar diye bir yorumunu da sesli olarak iletmek istedim. Hocam kendisi gelsin. O gelir sonları da. Bu arada sizin orada bir arkada birileri mi konuşuyor? Bana buradayım. Mı nasıl? Yok, buradayım diyorum Yılmaz'a. Duyuyorum onu. Ha bak Murat Hoca geldi. Bölmeyeyim dedim Burak. Hani şey kuş dışarıda var mı dediğinde kuş sesleriyle geldi. Bakın kuş sesleriyle geldi. Nasıl bir ortamda siz düşünün. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Abi bizi şu anda bitirdin ya. Şu 10 metrekarelik odada sıkışmış Hakan Üzüner'i bu görüntüyle bitirdin ya. Peki devam edelim Burak. Devam. Kolay gelsin. Sağ ol hocam. Şimdi Virgin 11 ile birlikte SQL database'lerini anlık olarak kurtarabiliyorduk. Daha önce neler yapabiliyorduk? Disk recovery yapabiliyorduk. Bir sanal makine diski anlık olarak kurtarabilip attach edebiliyorduk. Ya da bir sanal makine 5 dakika içerisinde Instant VM Recovery sayesinde kurtarabiliyorduk. Ama o sanal makineyi kurtarırken Instant VM Recovery özelliğiyle birlikte insanlar şunu dikkat etmiyor. Siz bir repository üzerinden aslında bu sanal makineyi ayağa kaldırıyorsunuz. O vCenter'a gidiyor, repo oluşturuyor. Oradan makine ayağa kaldırıyor. Murat Acan'ın da daha önceki bir webcast'inde ben bunu dinlemiştim ve uygulamıştım daha sonra. Gene bunun da makalesi var Çözüm Park'ın web makaleler bölümünde. İnsanlar direkt next diye gidiyor Instant VM Recovery yaparken. Ama orada önemli bir özellik var. Data Store Rewrite Cache dediğimiz. Ne yapıyor bu Data Store Rewrite Cache? Sizin repository ile birlikte normalde sanal makine repository'den çekiyor ve ayağa kaldırıyor. Bunu diyor ki tamam gene repository'den çek ama cache'le. Git benim ortamındaki Data Store'dan cache'le. Bu da ne işe yarıyor bizim? Normal makine production ortamındaki Data Store'da çalışabildiği gibi aynı performansa yakın bir performans veriyor. Bununla ilgili hatta disk OEM'lerle ben test ettim. Burada da gene şey yapabilirsiniz. Şimdi buradaki temel konu SQL'i anlık olarak nasıl kaldırabiliriz aya? Hemen izleyelim. Normal bir SQL Management Studio'ma giriş yapıyorum. SQL Server'ım var. Burada bir tane Simple Database'im var. Hemen burada masa üstünde query'lerim var. Hemen onları çalıştırıyorum. Müşteri listesi mesela. Satış listem var. Hangi üründen ne kadar satılmış? Ürün listem var. Hangi ürünün ne kadar listesi var şu anda ortamda? Şu an normal bir SQL admin'i çalışma yapıyor. Bir query atıyor. Şirketle ilgili rapor yapıyor. Daha sonra ben database'e geliyorum. Direkt sağ tık delete yapıyorum. Bütün mevcut connection'ları da sonlandırıyorum. Database'imi siliyorum ortamda. Database'im şu anda ortamdan silindi. Tekrar bir query çalıştırıyorum. Query'nin olmadı. Yani database'in olmadığı için query'nin çalışmadığını söylüyor. Hemen VBR'a gidiyorum. Disk kısmına geliyorum. Sanal makineme sağ tıklıyorum. Restore application item diyorum. SQL Server Database. Bir tane yedek olduğu için demo ortamında. Bir tane demoyu hemen seçiyorum. Next istiyorum. Browse deyip Instant VM Recovery özelliğiyle beraber Microsoft SQL'i açıyorum. SQL'ime bağlandım. Database'imi gördüm en son almış olduğum yedekte. Hemen Instant Recovery diyorum. Another Server diyorum. Çünkü gidip SQL Server'ın üzerinde mount edeceğim. Image Level Backup almıştım ben. Hemen SQL'e bağlanmam için kullanıcı ve şifremi giriyorum. Next diyorum. Primary ve log file'larını gösteriyor. Burada iki tane seçenek var. Biri manuel, diğeri auto. Auto direkt database'i publish eder. Sizin ortamınızda hani ortalama 1-2 dakikalık bir kesinti süresi yaşatır. Manuel'de Instant VM Database Recovery ile SQL ortamına sizi attach eder. Ancak switch over mod dediğimiz bir şey var. Switch over mod da şu işe yarıyor. Sizin ortamınızda SQL'i ayağa kaldırdınız. Orada publish ettiniz ama daha hani şey yapmadınız, hani commit etmediniz. Eğer manuel yaparsanız commit etmeniz gerekir. Instant VM Recovery özelliğinde auto'da gerek yok. Tekrardan attach ettim ortama. Listesini verdim ürünlerin.
Tekrardan query'lerimi çalıştırdım ve ortalama 1-2 dakika içerisinde bütün SQL database'imi geri dönmüş oldum. Instant SQL Recovery özelliğiyle birlikte. Şimdi Instant Recovery for SQL Database ne için önemli? Düşük RTO olarak Recovery Time Object gerekiyor. Veri tabanı için kesintisi süreleri düşük, yani sıfır tolerans olan müşterilerimiz için aslında bunu yapabilirsiniz. Bu çok basit. Dediğim gibi hiçbir ekstra bir kurulum vesaire yok. Bu direkt bir feature. Version 10 ile birlikte geliyor. Arızalı bir SQL database'iniz vardı ya da bir sorun çıkmış ya da silmiş, bir enfekte olmuş ya da ransomware'da. Komple makinenizi dönmenize gerek yok. Direkt sadece SQL database'ini ortamınıza tekrardan Instant Recovery for SQL Database ile birlikte ortamınıza geri dönüş yapabilirsiniz. Bu da çok önemli bir özellik karşımıza çıkıyor. Herkesin kullanmasını tavsiye ediyorum bu özelliği ile birlikte. Zaten Disk Recovery vardı, VM Recovery vardı. SQL Database de geldi bunun yanı sıra. Oracle'ı da yapabilirsiniz. Buradan bir tane database'i. Ya da NAS sharing'den de bir tane folder'ı anlık olarak kaldırabilirsiniz aya. Şimdi Vim Cloud Connect'le bulut yedekleme ve felaket kurtarma mimarileri var ortamımızda FixCloud'un. Buradaki DRS dediğimiz mantık, Yılmaz Bey'in de az önce bahsettiği gibi bir Ovation Cloud'ında bir yangın oluştu ve veri kurtarma senaryoları gerekip farklı bir veri merkezinde disaster recovery yapmak zorunda kaldılar. Biz de müşterilerimize bu hizmeti veriyoruz coğrafi olarak, Ankara ve İstanbul olmak üzere. FixCloud'un DRS mimarisi nasıl çalışıyor? Sol tarafta bir agent olabilir, VMware replikasyon olabilir. Bir sanal makinenizi bizim tarafa ve herhangi bir VPN kurulumu olmadan, bir firewall portları yüklemeden ya da bir herhangi bir tool yüklemeden direkt yapabilirsin. Bunu nasıl mı yapıyoruz? Normal bir size bir DNS adresi veriyoruz. O DNS adresinizi Vim'in Service Provider ekranına gireceksiniz az sonra beraber. Daha sonra sadece bir buradaki bir erişim portuna erişmeniz gerekiyor. 6180 Open erişim portuyla birlikte, Cloud Gateway'ler aracılığıyla birlikte bizim ortamımızdaki fiziksel sunuculara erişiyorsunuz. Bu tamamen güvenli, TLS'li, secure edilmiş, Vim'in kendi encryption mantıklarıyla güvenli edildiği için herhangi bir şey yok. Güvenlik zafiyeti yok. Bir sonraki videoda da zaten buna bakacağız. Şimdi Vim'in agent ile bulut yedekleme. Aslında kullanıcılarımızı yedekliyoruz. Zaten aktif olarak lokali. Kullanıcılarımızı dilersek iş yeri dışına da çıkarabiliriz. Ya da ortamımızda VBR yok. Hani çok küçük bir ortam var. Tek bir fiziksel makine, sanallaştırma yok. Ama ben gene de buluta yedek yapmak istiyorum. Tabii hemen gelin gerçekleştirelim beraber. Normal Vim'in Agent for Windows ürününü kullandık burada. Burada ürünle kullanırken birlikte lisansı girmek zorundayız. Çünkü free versiyonunda Cloud Connect repository çalışmaz. Şimdi agent versiyonunun kullanıcı sözleşmesini kabul ediyorum. Bu bir komponentler yüklüyor arka planda. Daha sonra ilgili uygulamayı yüklüyoruz. Servisleri start ediyoruz. Yani direkt Vim'in Agent for Windows diye bir servisi var. O servis MSG'de start oluyor şu anda. Daha sonra eğer bir USB takılıysa onu algılıyor. Bir recovery medya başlatmıyorum çünkü zaten demo ortamım benim. Hemen böyle bir küçük bir arayüz var. Buradan lisansımı giriş yapıyorum. Masa üstümde lisansımı giriş yaptım. Hemen bir tane backup job oluşturuyorum. Şimdi about kısmında ürünün versiyonu, işte settings kısmında throttle backup'lar vesaire, bunları da yazmıştım şeyde. Bunları da tekrardan okuyabilirsiniz. Bir tane backup job oluşturalım hemen. Makinemin job name kısmına job SQL dedim. Burada 3 tane seçenek var. Bu seçeneklerden biraz bahsedelim. Birincisi full makinenin tam hali, bütün üzerindeki diskleriyle beraber birlikte alır. İkinci seçenek sadece sizin belirlediğiniz bir diskin yediğini alır. Üçüncüsü de bir file backup, yani bir dosya eğer yedeklemek istiyor, sadece yedeklemek istiyorsanız onun yedeğini alır. Ben burada entire computer dedim çünkü ortamdaki bütün full makineyi göndereceğim. Buradaki seçeneklerden biraz bahsedelim. Nereye yedekleyebilirsiniz? Lokal bir storage'e yedekleyebilirsiniz. Ortamımızdaki bir shared folder'a yedekleyebilirsiniz. Ya da Vim ortamındaki bir backup repository'e yedekleyebilirsiniz. Biz burada Vim Cloud Connect hizmeti sunduğumuzdan dolayı Vim Cloud Connect repository yapacağız ve bizim İstanbul'daki bir veri merkezimizdeki Vim Cloud Connect servislerine yedeklerimizi gönderiyor olacağız. DNS name giriyorum. Herhangi bir bakım kurulum yapmadım. Sadece bir DNS name giriyorum şu anda. İletişim kurması için. İletişim kurdum. SSL sertifikasını çektim. Kullanıcı ve de şifremi gireceğim şimdi. Kullanıcı adım çözüm park. Next dedim. Ortamdaki şimdi Cloud Connect'teki repository çekiyor. Repository çekti. Buradaki repository boyutu
1 terabyte zaten kullanılmadığı için kapasiteli free space aynı. Retention policy belirleyebilirsiniz burada. 7 gün, 14 gün, 21, 30. Sizin aynı kurumunuzun veri yedekleme stratejisine göre. Burada advanced kısmından dilerseniz synthetic backup oluşturabilirsiniz. Aktif full backup oluşturabilirsiniz. Maintenance kısmında, storage kısmında option deyip sıkıştırabilirsiniz. Bu yediğin göndereceği lokasyonu işte LAN, WAN şeklinde seçebilirsiniz. Application aware yapmıyorum. Zaten makinem test makinem. Herhangi bir schedule da belirtmiyorum. Normal olarak çalıştırıyorum. Apply dedim. Ve finish diyerek kurulum sihirbazını sonlandırıyorum artık. Kurulum sihirbazını sonlandırdım. Initialize etti ortamı. Ortamdaki backup infrastructure tarafına iletişim kurdu. Bir tane VSS snapshot servisi çalıştı. Calculating yani üstündeki diski hesapladı ve karşı tarafa göndermeye başladı artık. Kurulum çok basit. Bu özelliği kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bütün yedeklerinizi FixCloud'un İstanbul veya Ankara'daki veri merkezine gönderebilirsiniz. Bu önemli bir özellik. Dediğim gibi fiziksel bir makineniz olabilir ya da dışarıda bir ortamdaki makineniz olabilir ya da kullanıcılar dışarıda gezen kullanıcılarınız olabilir. Sizin kendi VBR ortamınıza eriştirmeyi istemeyebilirsiniz çünkü port açmanız gerekiyor. Ama buradaki servisimiz SSL, TLS ve diğer güvenlik katmanlarıyla birlikte güçlendirilmiş olduğundan dolayı bu servisi tercih edebilirsiniz. Şimdi S3 Object Storage hizmeti. Ben araya gireyim mi Burak? Şimdi Murat Hocam sağ olsun burada hem varlığıyla bize bir değer katıyoruz ama soruları da arada yiyor. Konunun da uzmanı olarak ben bu soruyu Yılmaz'ın söylediği gibi hem okuyayım herkesin de faydalanması için. Murat Hocam eksik olmasın soruları cevaplıyor bir yandan. Birincisi siz anlatırken sorulmuş bir soru. Mehmet Bey'in sorusu VMware ve Veeam Essential Plus lisansında da var mı bu özellik? Yani entegrasyonu soruyor. Tabii hocam vCenter olan bütün VMware versiyonlarında bu ürün kullanılabilir. Zaten Essential Plus da geliyor vCenter. Tamam. Murat Hocam da Veeam Essential lisansında mevcut diye cevabını verdi sağ olsun. Bir soru daha var Murat Bey'in sorusu. Veeam 11 ile birlikte uzaktan replikasyon servisinde Cloud Connect replikasyon CDP özelliği devreye alınabiliyor mu? Şu an hayır. Şu an hayır. Peki. Ama roadmap'te var hani yakın bir zamanda. Tamam, okey. Tamam. Kerem'in sorusu şirketimdeki işletim sistemleri sadece Red Hat tabanlı Pro. Hop, soruyu yine Murat Hocam da cevapladı. Answer'da geçti çünkü. Tamam soruyu okuyorum. Hazır cevap da var ya hiç polemiğe girmeyeceğim. Şirketimdeki işletim sistemleri sadece Red Hat tabanlı. RPO değerlerini minimum süreye indirerek kaç saniye kayıtlı olması açısından soruyorum. Production ortamlarında restore yapmak istersek makine shutdown yapmadan belirli bir file'e kadar dönebiliyor muyuz? Murat Hocam cevap vermiş. Evet file level dönebilirsiniz Red Hat Enterprise sunucularda. Ayrıca RPO değerini de VM'in işletim sisteminden bağımsız olarak 10-15 dakikaya kadar indirebiliriz. Doğru. Bir diğer soru. Yeni versiyonlardaki compression oranları ne oldu? Genelde 7x'e kadar sıkışabiliyordu. Golden Backup dışındaki makinelerde oluşan dosyaları kaça kadar sıkıştırabiliyoruz? Murat Hocam yazıyor. Şu anda görüyorum. Murat açıncayız. Typing. Ben orada gireyim hocam izninde. Veri tipine göre değişiyor bu. Yani veri tipine göre bir sıkıştırma ve veri tekilleştirme oranı mevcut. Dolayısıyla hani veri tekilleştirme biraz datanın tipiyle ilgili. İki önceki sorun CDP ile ilgili. Veeam Cloud Connect'te yol haritasında CDP var ama henüz sadece on-premise ortam için geçerli. Fakat biz bunu müşterilerimize cloud-based yine sağlıyoruz. Belli bir sanal sunucunun üzerinde CDP isteniyorsa biz müşterilerimize karşısına hedefe bir fiziksel makine koyarak CDP'yi servis olarak verdiğimiz aktif müşterilerimiz var şu anda. Yani maliyeti kurtarıyorsa müşterinin iş hacmi biz diyorsun ki bu tarafa sunucu koyarız. Yeter ki projenin bütçesi kurtarsın bu işi. Evet hocam bunu yaptığımız aktif müşteriler de var hala hazırda ve verimli de oldu yani. Hani bunu da paylaşabilirim. Tamam. Bir diğer soru sanki sorulara geçmeyelim de arkadaşlar ben biraz soruları eritmiş olayım. Tekrar devam edelim Bulak. Yine vakit kaldıkça soruları geçiyor olacağım ben. Olur. Hocam daha önce de zaten bununla ilgili siz bir webinar yapmıştınız. Küçük bir şey daha ekleyebilir miyim? Tabii tamam. Hocam. Yazdım oraya da yine de söyleyeyim. Tekilleştirme şeye de bağlı. Tamam veri tipine doğru Yılmaz'ın dediği gibi çok doğru ama örneğin sen bir tane yedekleme görevi oluşturuyorsun ve içine bir tane sunucu koyuyorsun. Yani bundaki tekilleştirme oranı düşük.
Hani en yani şey en kötü senaryo, worst senaryo. Ama sen aynı yedekleme görevinin içine 50 tane sanal sunucu ya da 10 tane sanal sunucu koyarsan ve bunların hepsinin işletim sistemleri örneğin aynı olursa doğal olarak tekilleştirme oranı da ciddi oranda artıyor bir anda. Yani bu da önemli. Yedekleme görevinin nasıl oluşturulduğu, içine kaç sunucu ve nasıl tipte işte sunucu konulduğu. O yüzden diyoruz ya aynı işletim sistemi ve de ya da aynı uygulamaların olduğu sunucuları mümkünse aynı yedekleme görevi içine koyun vesaire gibi önerilerimiz oluyor. O da çok önemli. Okey. Okay. Teşekkürler hocam. Yani çok sağ ol. Çok sağ ol hocam. Eksik olma. Evet, devam edebiliriz arkadaşlar. S3 Object Storage hizmetinden biraz bahsetmek istiyorum ve S3 Object Storage servisinden. S3 Object Storage servisi neydi? Sizin lokale almış olduğunuz yedeklerin bir kopyasını Cloud Connect değil, bir nesne tabanlı bir storage'ı iş yeri dışına aktarmanıza yarar sağlıyor. Bunu nasıl yapıyorsunuz peki? Ortamınıza bir scale-out repository oluşturuyorsunuz. Scale-out repository neydi? Hem lokal hem de Object Storage hizmetini tek bir katman arayüzde birleştirmekti. Nasıl çalışıyor? Lokale bir backup alıyorsunuz belli bu periyotlarda. Daha sonra bu yedek otomatik olarak offload diye bir job oluşturuyor bir yerde. Otomatikman sizin object storage hizmetine götürüyor. Yedeğinizi oraya depoluyor artık. Bunun avantajı ne? Uygun maliyetler, hızlı bir çözüm. Cloud Connect ya da diğer servislerin yanı sıra object storage hizmeti yeni bir özellik. Immutable özelliği var en büyük özelliği. Verinin silinmezliği ve değişmezliğini sağlıyor. Bunu nasıl sağlıyor? Kurulum yaparken size soruyor. Diyor ki sen bu veriyi gönderiyorsun ama bu veri ne kadar sürede silinemesi ve saklansın? 30 gün. 30 gün sonunda bu 30 gün boyunca bu veri silinemez. Hatta bununla ilgili de makale var. İki tane çözüm parkın gene makaleler bölümünde. Kurulum ve konfigürasyon ya da herhangi bir sorunuz için oradan da yardımcı olabilirim. Bu özelliği ben kullanılmasını tavsiye ediyorum çünkü Object Storage hizmeti gerçekten güzel. Amazon S3'te var, Microsoft Azure'da var, IBM Object Storage'den ya da bizim S3 uyumlu Object Storage servisimizden de müşteriler yararlanabilir. Şimdi Office 365 yedekleme konusuna gelelim. Soru varsa alalım hocam tekrardan. O konuyu bitirdik, bu konu biraz uzun. Tamam, o zaman şöyle Murat hocamın cevapladığı yeni versiyonda, tamam bunu cevaplamış zaten RPO'ları. Yedek alınmış bir fiziksel workstation PC'yi başka bir donanıma restore etmek istiyoruz derken Murat Hocam onu da cevapladı. Bakalım ona ne yazmış. Tamam, yedek alınmış bir fiziksel workstation... Affetmem. Nasıl abi? Affetmem diyorum. Direkt yapıştırıyorum cevapları. Hocam, yazın. Hocam sıkıntı yok. Şöyle daha iyi oluyor. Vakitten kazanıyoruz. Hazır soru cevap hızlı gidiyoruz. Benim amacım herkes görsün. Yedek alınmış evet, evet. Yedek alınmış bir fiziksel workstation PC başka bir donanıma restore etmek istiyorum. Vim bu konuda farklı donanım olsa da restore yapabiliyor mu? Başka bir üründe aynı mantıkla aynı yani ürünü biliyoruz aslında Universal Restore. Evet yapabiliyor. Bare Metal Recovery diye geçiyor Vim'de. Az önce Burak kurulum yaparken Create Recovery Media seçeneğini pas geçti. Bu medya ISO, USB ve benzeriyle farklı donanımı boot ederek yedekten dönebilirsiniz. Farklı donanıma VMware ve Hyper-V ortamına instant olarak farklı sanallaştırma platformlarına Azure'a veya Amazon'a dönebiliyoruz arkadaşlar. Bilyansor Encryption devredeyken yedeklerde sıkılaştırma, tekilleştirme yapılabiliyor mu? Evet, fark yok oranlarda. Yani Encryption devredeyken de yapılabiliyor. Merhaba, backupların şifrelenmesi, tekilleştirme olanı ne derece etkiler? Etkilemiyor çünkü hem Encryption hem tekilleştirme yedekleme görevi seviyesinde yapılıyor. Diyerek bütün soruları temizlemiş olduk. Peki devam edebiliriz Burak. Ya bugünkü bir diğer konumuz da Office 65 mailboxlarının yedeklenmesi. Bununla ilgili de hemen bir video yazdım. Video üzerinden anlatmak istiyorum bunu. Normal bir backup infrastructure arayüzüm var. Add Service Provider diyorum. Gene FixCloud'un Office 65 servis hizmetini ekliyorum. Daha sonra gene bir kullanıcıdır şifre geliyor. Buradan credential'ımı seçiyorum. Gene çözüm park. Apply diyorum ve normal bir service provider, servis sağlayıcı ekranımı, kurulumunu tamamlarım. Buradaki mantık dediğim gibi basit. Herhangi bir firewall'unuza bir kurulum, bir agent, ortamınıza bir agent ya da herhangi bir tool yüklemenize gerek yok. Service Vim'in Backup Infrastructure bölümündeki Service Provider arayüzünden sadece bir DNS adresi girerek sadece makinenin 6180 portuyla dışarı çıkması yeterli. Dedim ve kurulumumu tamamladım. Şimdi zaten direkt otomatikman resource bulundum. Gösterecek, finish dedim. Daha sonra rescan ediyor ortamdaki repository. Ortamdaki ilk kurulum videosu bu şekilde. Şimdi ikinci
yedekleme kısmına gelelim. Cloud Connect tarafında şimdi bir tane arayüz açıldı size. Bir tane Vim Backup for Microsoft Office 65 diye bir tool var. İndirdik onu masaüstümüze. Şu şekilde bir organizasyon arayüzü geliyor. Şimdi burada add organizasyon diyerek sizin ortamınız, yani Office 65 ortamınızdaki kullanıcı hesabını ekliyorum. Basic Authentication'da bağlıyorum kullanıcı hesabımı. Kullanıcı adı ve şifremi girdim. Finish dedim. Şimdi gidip Microsoft ortamına login olmaya çalışıyor. Login oldu. Tüm mailboxları vesaire çekti. Şimdi üçüncü kısmına da yedeklemeye gelelim hemen. Normal bir mailboxım var. İki yedek kaldı. Üçüncü kısımda hemen bir yedeklemeye gelelim. Bir tane mailboxım var burada. Backup dedim. Bir backup ismi veriyorum çözüm park diye. Hemen sağ tarafta add kısmından user'ımı ekliyorum. Kullanıcımı ekledim. Next diyorum. Otomatikman bir backup proxy var ve backup repository ekliyorum. Daha sonra running oldu. Gene bir job çalışıyor VBR arayüzündeki konsol gibi. Mailbox'a gidiyor, erişiyor. Daha sonra oradaki mailbox indirerek lokalize ve Pix Cloud'un ortamındaki veri merkezini otomatikman yedekleme tamamlanıyor. Şimdi felaket kurtarma senaryosundan bahsetmiştim. DRS çözümünden. Burada demoda şunu yapılacak. Production ortamındaki makineye bir ping başlatıyoruz. Daha sonra production ortamını kapatıyoruz. Daha sonra disaster recovery'ndeki taraftaki makineyi ayağa kaldırıyoruz. Bir değişiklik yapıyoruz. Masa üstüne bir tane notepad koyuyoruz. Daha sonra diyoruz ki makineye, evet ben disaster recovery ortamında çalıştım. Artık failback'te production yapacağım. Yani kendi production ortamına geri döneceğim. Oradaki sorunu giderdim. Şimdi makinem ayakta. Hemen makinemi RDP yaptım production ortamında. Yine bir service provider ekranına giriş yaptım. Ben burada bir hardware planda. Service provider ekranına yine bir DNS ekledim. Şimdi bir tane replikasyon jobu oluşturuyorum. Bir dakika hocam. Şu video dondu. Olur öyle olur. Arada olur. Bu nazarlıktı. Big başlattım makinemi. Şimdi backup infrastructure kısmına geldim. Service provider ekranımı ekliyorum. Yine V35. Pix Cloud'un kullanıcı adı ve şifresini ekliyorum. Daha sonra bir tane karşı tarafa, yani disaster recovery ortamına bir tane appliance deploy ediliyor. Zoom'dan kaynaklı hocam. Hocam bu Zoom bizi gene şey yaptı ya, yaktı. Ya Zoom'u gömmeyin. Yani paranın alabileceği en iyi platform bu şu anda. Tamam. Şimdi production ortamında makinem power on durumda. Makineme RTP seviyesinde eriştim. Makineme ping atıyorum şu anda. Makineme aktif olarak. Daha sonra backup infrastructure bölümüne geliyorum. Yine az önceki ekranlardan aşina olduğumuz gibi bir service provider ekranında yine Fix Cloud'un servis hizmetini ekliyorum. Daha sonra home bölümüne geliyorum. Bir tane replikasyon job oluşturuyorum VMware Whisper. Makineme bir isim veriyorum. Diğer isim. Ortamdaki makinemi seçiyorum. Buradaki destination kısmı aslında önemli. Burada iki tane seçenek çıkıyor. Biri VMware, sizin normal kendi lokalinizdeki yaptığınız replikasyon. Buradaki diğer seçenek de cloud host. Yani bizim tarafımıza göndereceğiniz replikasyon makineleri için seçiyorsunuz. Geldim, cloud host'u seçtim. Burada bir tane sizin için oluşturulmuş bir özel alan var. Next dedim, bütün konfigürasyonumu bitirdim. Sağ tıkladım, start dedim şimdi replikasyon işlerine. Replikasyon işlemi başarıyla tamamlandı. Şimdi replikasyon sunucusunu ortamımızda görüyoruz artık. Production'daki ortamındaki makineyi kapatıyoruz. Artık ping'deki erişim de kesildi. Daha sonra disaster recovery ortamındaki makine ayağa kaldıracağız şimdi. Replikas kısmına gidiyorum. Ready şeklinde hazır olduğunu söylüyor makinenin. Sağ tıklıyorum. Failover now diyorum. Failover now dediğim itibaren disaster sunucumu otomatik olarak
Service Provider'daki o DNS aracılığı Layer 2 seviyesinde VPN tünel kurarak otomatikman ayağa kaldırdı. Ve ping test süresi de geldi artık. Ortalama 1-2 dakika içerisinde makine ayağa kalktı. Şu an makine tekrardan gidiyorum, bir RDP yapıyorum. Makinem normal halinde. Şimdi burada bir tane text doküman oluşturuyorum. Hemen fix cloud yazıyorum kullanıcı adına. İçerisinde de bir metin bırakıyorum. Daha sonra dosyayı kaydediyorum. Sevdim, dosyayı kaldırdım. Daha sonra şimdi failback'te production yapacağım. Bunu yapmamın sebebi şu. Disaster recovery ortamında makineyi ne kadar süre çalıştırırsanız oradaki hani kaynakları kullanmanız gerekir. Şimdi burada makinemi, kaynaklarımı kullandım. Artık production sorunumla giderdim. Failback to production dedim ve kendi ortamına geri döndürdüm makineyi. Şimdi tekrardan burada makinemin ayağa kalktığını görüyorum. Ve ping'in tekrardan geri geldiğini görüntülüyoruz. Şimdi makineyi RDP atıp masa üstündeki dosyanın olup olmadığını kontrol edeceğiz. Makineyi RDP attık. Masa üstündeki dosyam tekrardan gelmiş oldu. Böylelikle bir DRC Disaster Recovery operasyonunu tamamlamış oldum. Tüm müşteriler bunu kullanabilir. Aktif olarak çok müşterimiz bunu kullanıyor, Disaster Recovery ortamını. Bir ortamımızda sorun çıkabilir, bir herhangi bir elektrik, bir soğutma probleminde sonuçlar, veri merkeziniz dediğiniz ortamda bir sorun olabilir. O yüzden DRS çözümü sizin için çok ideal bir çözüm. Veri merkezi yanabilir mesela. Evet, aynen hocam. Oradaki gibi veri merkezi yanabilir. Zoom Challenge devam ediyor. Tamam, neyse döndünüz, hadi bakalım. İstiyorsanız soru varsa soru alalım hocam. Son 6 dakika sunumu bitirelim. Vakit kalırsa sorulara döneceğiz. Veeam'in yeni bir platformu var artık. Kasten'le birlikte Kubernetes ortamlarının yedeklemesi ve ortamlarınızı yönetmeniz kolaylaştırıldı aslında. Buradaki en önemli özellik kullanıcının arayüz kolaylığı. Nasıl biz Veeam'de bir kullanıcıların bir basit bir kullanım arayüzü var. Her şey aşinayız. Kasten'deki artık oradaki arayüz de artık çok basit şekilde kullanılabilir. Basit kullanıcı deneyimleri aslında müşterilere soruyor. Ve uçtan uca güvenlik soruyor aslında buradaki temel amaçtaki bu. Buradaki Kasten'deki Kubernetes Docker ortamındaki işte Qion'la birlikte gelen, Veeam'le birlikte gelen aslında bir platform Kubernetes arayüzü var. Bu ortamdaki arayüzdeki işte Kubernetes ortamlarınızı yönetebilirsiniz, yedeklerinizi yönetebilirsiniz. Kubernetes platformlarını ortamınızda oluşturabilir ve bunları daha sonrasında yedekleyebilir. İşte uygulama bulma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Kolaylık sağlıyor size aslında Kubernetes buradaki şey. Buradaki en büyük avantaj Veeam'in Kasten'le birlikte bir yol haritası çizmesi ve yol haritasına çıktıktan sonra ortamımızdaki Kubernetes'lerle birlikte yedekleme ve mobilite artık kolaylaştırıldı. Okey hocam, son sunumdu. Son slide. Tamam. Bir şey söyleyeyim mi Yılmaz? Sen çocuğa müdahale ettiğin için adam da rahat olamıyor. Hayır canım, ben müdahale etmiyorum. Niye beni her zaman trollüyorsun ya? Bir slide daha var hocam, ona devam edelim. Benim profilden bakınca şöyle göbeğin de üstüne birleşti. Bir şey olsa böyle şak diye bir patlatacak bir imajım var. Öyle öyle yani, o kadar böyle peşin satan böyle göbeğin üstüne elini koymuşsun. Dedim şimdi çocuk rahat edemiyor. Bence bir sonrakine seni almayalım artık. Biz direkt Burak'la başlayalım yani. Şaka bir yana Burak'ın inanılmaz hızlı gelişimini webinardan webinara görüyorum. Yani bence bir artık tek başına webinar yaparsa daha da rahat olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki sen her zaman yılların birikimi, seni aramızda görmek isteriz. Ama onu ben fark ediyorum. Burak'ı tebrik ediyorum. Çok güzel bir sunumdu. Özellikle webinarın başında söylediğim gibi konuşulacak çok konu var. Sorulardan da zaten belli oluyor. İnsanlar sadece backup alıp restore yapmıyor. Ürünün gerçekten çok fazla özelliği var. Senin her cevabına bile Murat Hocam yine yavaş yavaş böyle chatten oradan buradan bir şeyler ekliyor. Ben şimdi soru kısmına yine bir dönüyorum Q&A tarafına. Murat Hocam'ın kaçırdığı bir şey varsa bir ona bakayım diye. Bu lisans konusunu konuştuk, bunu siliyorum. RPO diğerini konuştuk, bunu da siliyorum. Sıkılaştırma tekilleştirme oranlarını konuştuk. Fiziksel makineye dönmeyi konuştuk. Encryption konusunu konuştuk. Backup şifrelenirse yine aynı sıkılaştırma ve tekilleştirmede bir sorun olmadığını konuştuk. Bir yeni bir soru, Mustafa Bey'in sorusu. Office 365 backup alırken tekilleştirme sıkılaştırma yapılıyor mu? Veeam tarafında yapılan bir, Murat Hoca'nın cevabını okuyorum. Veeam tarafında yapılan bir compression DDAP yok. Çünkü yedekler klasik full artı incremental dosyalar gibi tutuluyor Office 365 yedeklerinde.
Exchange ADBC database olarak tutuluyor. DB içerisindeki tekilleştirme mekanizması kullanılıyor. Ayrıca VBO Direct Cloud Object Storage yazıyor. Bu durumda Azure Blob ve Amazon S3 direkt veri %50 seviyesinde kadar düşürüyor. Yani özetle bu işi cloud vendorları yapıyor diyebiliriz. Yanlışım varsa düzeltirsiniz. Diğer bir soru. Doğru. Tamam. VBR replikasyon yaparken Snapshot ile mi devam ediyor? Vim11 ile birlikte iki tur VM replikasyon sunuluyor Vim'de. Bir, Snapshot kullanan klasik mevcut VM replikasyon. RPO 10-15 dakika VMware ve Hyper-V için. İkincisi bu VIO nasıl okunuyor? VIO, vSphere API for IO Protection, VMware'in bir IO filtering'i, driver'ı. Onun sayesinde yapılıyor. Snapshot yok. RPO'larda 5 saniye 15 saniye aralığına indirilebiliyor. Harikasın hocam. İkisi birlikte kullanılabiliyor. Oraya yazma çok uzamasın diye yazmadım. İkisi de birlikte sunuluyor şu anda. Tek lisans, aynı ürün, bir şey kurmadan. Haliyle en kritik, mission critical VM'ler için CDP, normal VM'ler için illa replike edilmesi, replikasyon yapması gerekiyorsa normal replikasyon birlikte de kullanılabilir. Tamam, bu VMware IO için ama bir VMware lisansı gerekir değil mi ek olarak? Sanki öyle bir özellik gibi. Sanırım daha önce sorulmuştu bana. Standarttan sonraki bütün versiyonlarda bu özellik var VMware tarafında. Yani güzel değil, bir... En üst versiyon falan istemiyor yani. Tamam, süpersin, sağ ol. Son soru, chat ekranına da bakacağım. Ransomware ile ilgili bir protection özelliği geldi mi? Evet, anlatıldı. Immutable Linux Repository yaratarak yedeklerinizi ransomware ataklara karşı koruyoruz. V10'da Amazon S3 için gelmişti bu özellik. V11 ile bunu lokal yedekleriniz için de yapabiliyoruz. Yani Immutable DB ile diyelim artık. Evet, ransomware için bir korumamız var. Zerto'da olduğu gibi replikasyon yapılabiliyor mu? Evet, onu da yapabiliyoruz. Peki, Q&A'daki bütün sadece VMware için ama. Evet, yani bizdeki fark sadece, biz sadece VMware için yapabiliyoruz. Yani Zerto'da bu biraz daha farklı platformlar ve platformlar arası destekleniyor. Okey. Bizde sadece VMware. Süper. Community sürümü destekliyor mu denmiş. Muhtemelen VMware için sorulmuştur. Standart ve üstüydü benim bildiğim kadarıyla. Evet, instantor olması gerekiyor. CDP'nin çalışabilmesi için. Nasıl Burak? CDP'nin çalışabilmesi için vCenter gerekiyor ortamımızda. Tamam, VMware'in sürümü çalışmıyor. VMware'in sürümünü soruyorlar. Hiç ya Essential Plus sürümüyle vCenter geliyor zaten. Ondan sonraki sürüm. Community olmuyor mu? Community için bedava olan diye. Aynen, o free versiyonda zaten vCenter yok hocam. Tamam, bedavaya yok arkadaşlar. Ne diyorduk? Bedava peynir fare kapanında olur. Başka bir soru, birden fazla aktif direktörün olduğu ortamda diyelim bir ADS server'ı geri dönmemiz gerekiyor. USR rollback olmadan nasıl restore edebiliriz? Vim bu senaryoyu destekliyor mu? Ben ederim ama Vim yapıyor mu bilmiyorum. Yapabilir. Kafa sallıyor. Yapabilir, tabii ki yapabilir. Yapabilir. Sonuçta Vim Explorer for Active Directory ile hani objeleri de dönebilirsin. Tamamını dönmek istiyorsan evet, biraz manuel, senin de yani bildiğin tarafta manuel integration gerekir ama dönebilir. Sonuçta yani desteklenen zaman... senaryo değil. Senaryo çünkü bu. Okey. Cevap şu, backup yazılımı ilgili DC ilgili güne döner ama USN rollback olur. Çünkü sonuçta geri dönmüştür. Muhtemelen şeyi soruyor Murat Hocam. Ya bu iş biraz uzmanlık gerektiriyor ve sahada çok sorun yaşayan var. Ya şey çok görüyorum. Soruyorlar. Sorun anlatıyor. Ya diyorum kardeşim ne oldu? Hocam biz DC Snapshot'tan geri döndük. Haydi dedim. Geçmiş olsun. Yani o öyle çalışmaz. SCI'de böyle, Exchange'de böyle, Domain Controller'da böyle. Bu servisler... Öyle. Güncellemelerini, yani kendi aralarındaki güncellemelerini bir numarayla tutanlar ve bu numaradan birisi alıp başına eskiye giderse kardeşim hop deyip onu dışlarlar. Yani bunu bir backuplama yazılımının bunun için yapabileceği bir şey yok. O yüzden evet, manuelle devam. Mahmut Bey'in sorusu, Vim lisansı olmadan sadece sanal makine sayısı kadar agent lisansı alarak cloud provider servisi kullanabiliyoruz sanırım. Evet hocam. Tamam. Okey. Burayı da bitirmiş olduk. Chat çok kalabalıktı. Kaçırdığım bir şey varsa özür dilerim. Zaten vaktimizi de doldurduk. Ben de sadece Zoom'dakilere baktım. YouTube'a bakmadım. Abi YouTube'u ben hallettim. Son iki soru YouTube'daydı. Tamam. Evet, fark ettim. Tamam. Arkadaşlar çok teşekkürler. Murat hocam valla bizi tabii bitirdin böyle bir kuş sesleriyle falan giriş yaptın ama
Varlığınla değer Yeşil Dubai'den. Varlığınla değer kattın hocam. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Burak teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Yılmaz hocam çok ağzınıza sağlık. Hakan, yani senin de emeklerine sağlık dostum. Eyvallah, eyvallah hocam. Harika Burak işler ağzına sağlık. Yılmaz senin de. Son sözlerinizi alalım kapanış için. Burak'la başlayalım. Ya bu webinarı izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Buradaki bütün uygulamaları ortamınıza denemenizi tavsiye ederim. Herhangi bir sorunuz olursa, yani demo ortamınızı beraber gerçekleştirmek istersek bunun için de yazabilirsiniz tekrardan. Dediğim gibi çoğu makale Çözüm Park üzerinde makaleler bölümünde yazdım. S3'ü, Instant VM Recovery, VMware vCenter entegrasyonlarını. Bütün dokümanları orada Türkçe olarak bulabilirsiniz. Ama onun dışında hani sormak istediğiniz bir şey soru olursa tekrardan haberleşmek üzere. Bir sonraki webinarımızda görüşmek üzere. Sağ ol Yılmaz. Aslında az önceki sorudaki Active Directory ile ilgili de bir application aware özelliğinden object olarak dönüş videosu hazırlamıştık. Ancak hani içerik daha fazla uzatmamak için, hani bir saate sıkıştırmak için biraz daha onu çıkartmıştık. Yine Kesten'in videolarını kırpmıştık ama Burak bir sonraki webcast'inde, tek yapacağı webcast'te Kesten'i A'dan Z'ye detaylı olarak anlatıyor olacak hocam. Biz burada Veeam'in bir bütün olarak bir data protection mimarisindeki sağladığı bütün enstrümanları farklı alanlardaki, on-premise'deki, public cloud'daki, private cloud'daki çözümlerini eş zamanlı anlatmaya çalıştık aslında. Bunların bir bütün olarak kullanıldığı senaryolarda daha verimli olabileceğini özellikle vurgulamaya gayret gösterdik ve hani kullanılmayan özelliklerini BİM ürününe sahip olan kurumların daha yetkin olarak kullanabilmeleri için aslında bu düzenli yaptığımız çalışmaların bir devamı olarak bu webcast'i de devam ettirdik. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Yine soruları olan arkadaşlarımıza farklı kanallardan gelecek soruları da cevaplıyor oluruz. Teşekkürler. Murat Hocam, senin ekleyeceğin bir şey var mı? Yok, ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Yani dediği gibi Buran, hani bu kadar sınırlı değil yeni özellikler. Yani her versiyonda 100-150 minör majör özellik geliyor. İşinize yarayacak bir özellik mutlaka vardır, deneyin, kurun. Evet, demo konusunda Burak zaten hazır yardımcı olmaya. Lisans, trial, lisans vesaire lazımsa biz buradayız, gönderin, gönderelim. Teşekkür ediyorum herkese, katılanlara da. Harikaydı. Çok teşekkürler hocam. Katılan herkese, sunum yapan herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki webinarımızda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Herkese güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere.